Bir önceki dersimizde kompleks değişkenli fonksiyonlar teorisindeki en önemli konulardan birisi olan Lorentz serilerini görmüştük. Şimdi bugünkü dersimizde de singüler noktaların sınıflandırılması konusunu göreceğiz. Lorentz serileri yardımıyla veya bazı başka teoremler yardımıyla bir fonksiyonun analitik olmadığı singüler noktalar denilen noktaların nasıl sınıflandırıldığını öğreneceğiz. Öncelikle singüler nokta ve özel olarak ayrık singüler noktanın ne olduğunu ve sonra da bunların 3 farklı tipe hangi yöntemle ayrıldığını işleyeceğiz. Şimdi bir f fonksiyonu ve bir z0 kompleks sayısı verilsin. Eğer f fonksiyonu z0'da analitik değilse fakat z0'ı içeren en az bir epsilon komşuluğunda z0 haricindeki tüm noktalarda analitikse o zaman biz f fonksiyonunu z0'da bir ayrık singülariteye sahiptir veya da z0 noktası f fonksiyonunun bir ayrık singüler noktasıdır diye isimlendiriyoruz arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. Eğer z0 noktası fonksiyonun analitik olmadığı bir nokta fakat bu noktanın en az bir komşuluğunda bu nokta haricindeki diğer tüm noktalarda fonksiyon analitikse o zaman biz bu noktaya f'in ayrık singüler noktası diyoruz. Örneğin 1 bölü z fonksiyonu için 0 noktası, z bölü z kare artı 4 fonksiyonu için paydasını 0 yapan 2i ve eksi 2i noktaları, sinüs z bölü z fonksiyonu için yine 0 noktası ve e üzeri 1 bölü 2z artı 3 fonksiyonu için e'nin üstündeki ifadenin paydasını 0 yapan eksi 3 bölü 2 noktası birer ayrık singüler noktadır arkadaşlar. Peki bunun olumsuzu nasıl olur? Yani bir nokta nasıl ayrık singüler nokta olmaz? Ne zaman böyle değildir deriz? Bu da şöyle, tanıma aykırı olması gerekir. Yani noktanın komşuluğunda başka singüler noktalarda varsa o zaman bu her ne kadar singüler de olsa bu nokta ayrık olmayan singüler nokta denir. Bizim konumuzun dışında bir kavram ama yine de bu ayrık singüler noktanın ne olduğunu anlamak açısından olumsuz olduğu durumu da görelim. Mesela 1 bölü modül z'nin karesi fonksiyonu içinde ve logaritma z fonksiyonu içinde z0 eşittir 0 noktası birer singüler noktadır. Yani ayrık analitik olmadığı, bu fonksiyonun analitik olmadığı, her ikisinin analitik olmadığı bir noktadır 0 noktası. Ama buna karşın 0 noktasının hangi komşuluğunu alırsanız alın, şu orijinin hangi komşuluğunu alırsanız alın, hem 1 bölü z kare hem de logaritma z'nin bu komşulukta analitik olmadığı başka noktalar da bulunacaktır. Hatta 1 bölü z kare fonksiyonu sıfırın hiçbir komşuluğundaki hiçbir noktada analitik değildir. Bunu Cauchy-Riemann denklemlerini eşitleyerek, karşılaştırarak görebiliriz. Cauchy-Riemann denklemlerindeki ifadeleri karşılaştırarak görebilirsiniz. Bu fonksiyon analitik olduğu hiçbir nokta yoktur. Dolayısıyla da sıfır noktasının komşuluğunda analitik olduğu bir nokta olmadığından bu nokta ayrık singüler nokta sınıfından değildir bu fonksiyon için. Logaritma z'yi de büyük L'li bu esas logaritma fonksiyonu. Hatırlarsanız bunun analitiklik bölgesi şu argument z eşittir pi veya da işte reel eksen, negatif reel eksen dediğimiz noktalar ve orijin dışındaki bölgelerdi bu fonksiyon analitiklik bölgesi. Dolayısıyla sıfırın hangi komşuluğunu alırsanız alın her komşulukta mutlaka bu negatif reel eksen üzerindeki noktalar da bulunacağından ve o noktalarda da bu fonksiyon analitik olmayacağından tanıma aykırıdır. Yani bu fonksiyon içinde sıfır noktası ayrık singüler nokta olamaz. Şimdi bunu anladıktan sonra artık sınıflandırmaya geçebiliriz. Bir fonksiyonun eğer bir nokta ayrık singüler noktası ise bildiğimiz gibi geçen dersten hatırlayacağımız üzere sıfır küçük z eksi z sıfırın modülü küçüktür epsilon bölgesinde geçerli olan bir şeklinde bir Lorentz açılımı mevcuttur. Burada an'ler Taylor kısmının katsayıları yani pozitif kuvvetlerin katsayıları. Bn'ler ise esas kısmı. Yani negatif kuvvetlerin katsayıları. Şimdi bu Lorentz açılımı yardımıyla noktanın singüler noktanın, ayrık singüler noktanın sınıflandırılması aşağıdaki gibi yapılır. Eğer bir eşitliğinde yani bu Lorentz açılımında esas kısım yoksa yani bu negatif kuvvetlerden oluşan terimlerin katsayıları tümüyle sıfır geliyorsa o zaman diyoruz ki biz z0 noktası fonksiyonun kaldırılabilir bir singüler noktasıdır. Neden böyle demişler? Çünkü fonksiyonun sadece z0'da tanımlanmasında sorun var. Yani fonksiyon z0'da tanımlanarak analitik hale getiriliyor. Çok küçük bir değişiklikle, ufak bir hareketle fonksiyon o noktada analitik hale getirilebildiği için, o singularite kaldırılabildiği için
kaldırılabilir singüler nokta deniyor arkadaşlar. Biraz sonra örnekte bunu daha iyi anlayacağız. İkinci olarak eğer bir eşitliğinde sonlu sayıda negatif kuvvetten oluşan terim varsa, sadece sonlu sayıda 1 bölü z eksi z0'ın kuvvetlerinden varsa, o zaman biz bu noktaya z0 noktasını f'in bir kutup noktası diyoruz. Kutup noktaları genellikle bir mertebeyle birlikte anılırlar. Bu mertebenin de ne olduğuna karar vermek için z eksi z0'ın negatif kuvvetlerinden en az hangi kuvvetin olduğuna bakılır. Eğer bir BM, bu katsayılardan bir BM katsayısı sıfırdan farklı ve ondan sonraki tüm BN katsayıları sıfırsa, yani en son kaçıncı dereceden negatif kuvvet varsa bu dizilişte, o M sayısına Z0 noktasının kutup noktasının mertebesi denir. O zaman da Z0'a F'in M'inci mertebeden bir kutup noktası adı verilir. Özel olarak bu M 1 ise, yani Z0 birinci mertebeden kutup noktasıysa, ona da kısaca basit kutup noktası denir arkadaşlar. Basit kutup noktası. Üçüncü olarak ve son olarak, eğer birdeki seride diye geriye bir ihtimal kaldı zaten. Burada ya hiç terim olmaz, ya sonlu terim olur, ya da sonsuz terimde sıfırdan farklıdır. Yani bir eşitliğinde negatif kuvvetlerden oluşan şu esas kısım sonsuz terimden oluşuyorsa, hepsinin katsayısı sıfır, hepsinin demeyeyim de sonsuz terimin katsayısı sıfırdan farklıysa bu esas terim esas kısımda, o zaman da Z0 noktasına F'in bir esaslı singüler noktası veya esas singüler noktası diyoruz. Şimdi örneklerimize geçelim. Birinci örneğimiz aynı bir noktanın 3 farklı fonksiyon için ayrı singüler nokta olduğu ve her biri için farklı türden bir singüler nokta olduğunu gösteren bir örnek. Sıfır noktası bakın. Z0 eşittir sıfır noktası. Hem F1z eşittir sinüs z bölü z fonksiyonu için, hem f2z eşittir e bölü z i z bölü z küp fonksiyonu için, hem de f3z eşittir kosinüs pi bölü z fonksiyonu için birer ayrı singüler noktadır. Bunu tanımdan görmek oldukça kolay. Üçünün de paydasını sıfır yapıyor şu ifadeleri. Yani analitik değil. Üstelik bunlar dışında bu fonksiyonların analitik olmadığı bir yer olmadığından, bu sıfır noktası dışında ayrı singüler nokta tanımına uygun. Peki, şimdi her bir fonksiyon için ne tipten bir ayrı singüler nokta olduğuna karar verelim. Bunun için Lorant açılımlarını kullanacağız. Sinüs z bölü z'nin Lorant açılımı geçen derste gördüğümüz şekliyle Lorant serisini açarsak bu fonksiyonu şekildeki gibidir. Bunun da terimlerini birkaç terimini açık şekilde görmek için n'ye değerler verirsek, bakın 0 verdik 1, 1 verdik z kare bölü 3 faktöriyel eksi, 2 verdik z 4 bölü 5 faktöriyel, 3 verdik eksi z 6 bölü 7 faktöriyel vesaire. Dikkat ederseniz Lorant açılımında sadece pozitif kuvvetlerden oluşan terimlerle bir de sabit terim var. Yani negatif olmayan kuvvetlerden oluşan terimler var. Yani esas kısım, Lorant açılımında esas kısım tümüyle sıfırdan oluşuyor. Diğer bir deyişle bu her ne kadar Lorant açılımı da olsa aslında Taylor serisiyle çakışmakta bu bölgede. Modül z büyük sıfır bölgesinde. Demek ki Lorant esas kısmı sıfırdan oluştuğuna göre fonksiyonun bu nokta, sıfır noktası bu fonksiyon için bir kaldırılabilir singüler noktadır arkadaşlar. Nasıl kaldırılır? Bu fonksiyonun bakın sıfır noktasında her ne kadar paydası sıfır olsa da bu fonksiyonun sıfır civarında limiti var ve 1'e eşit. Yani bunu tekrar şöyle tanımlarsak, sıfırdan farklı olan noktalarda sinüs z bölü z, sıfırda ise 1 şeklinde yeniden tanımlarsak bu fonksiyon artık tüm düzlemde analitik bir fonksiyona dönüşüyor. Bu da bu sıfırdaki singülaritenin kaldırılması anlamına geliyor. İkinci olarak sıfır noktasını diğer f2 fonksiyonunda ne türden bir singülariteye sebep olduğunu anlamak için bu fonksiyonun bu bölgedeki modül z büyük sıfır bölgesindeki Lorant açılımını yazdığımızda karşımıza bu seri çıkar. Bu seriye de yine n'ye değerler vererek açık yazarsak olursak esas kısım şu 3 tane terimden, Taylor kısmının ise bu sonsuz terimden oluştuğunu görürüz. Dikkat edersek 3 terimden oluştuğuna göre esas kısım, yani negatif kuvvetlerden oluşan kısım 3 terimden oluştuğuna göre, sonlu terimden oluştuğuna göre bu demektir ki sıfır noktası bu fonksiyon için bir kutup noktasıdır. Peki kaçıncı mertebeden kutup noktasıdır? Burada da 1 bölü z'nin kaçıncı kuvvetine kadar çıktığına bakacaksınız. Bu terimleri saymıyoruz arkadaşlar. Bu bizi yanıltabilir. Çünkü bazıları bulunmayabilir. Bunların bazılarının katsayıları sıfır olabilir. Bir tanesi bile bulunabilir. Ama bu birinci mertebeden kutup olduğu anlamına gelmez. Dereceye bakacaksınız. 1 bölü z'nin kaçıncı derecesi var? En az. En aşağıda kaçıncı derecesi var? Üçüncü derecesi var. 1 bölü z'nin veya en az demeyeyim, en fazla diyeyim artık. 1 bölü z diyorum çünkü. Üçüncü derecesi var. Veya z'nin en az kaçın derecesi var? Eksi üçüncü kuvveti var. O halde bundan sonrakilerin hepsi sıfır olduğuna göre, yani teorik tanımdaki m sayısı 3'e karşılık geliyor. O yüzden de bu
sıfır noktası bu fonksiyon için üçüncü mertebeden bir kutup noktasıdır. Son olarak kosinüs pi bölü z fonksiyonunun Lorentz açılımı da şekildeki gibidir. Bunu yine n'ye sıfır verdiğimizde bir sabit terim dışarı çıkar. Geri kalan tüm terimler negatif kuvvetlerden oluşan şu sonsuz seriyi oluşturur. Ve bu esas kısımdır. Dikkat ederseniz sonsuz terim var ve sıfırdan farklı katsayıları. Dolayısıyla demek ki sıfır fonksiyonu, sıfır noktası bu fonksiyon için bir esaslı singüler noktadır. Şimdi her zaman Lorentz açılımına ihtiyaç duymayabiliriz. Lorentz açılımına gitmeden de yapmadan da singüler noktanın tipini belirleyebiliriz. Bunun için kullanabileceğimiz kullanışlı bir teorem var. Bunu vermek istiyorum. Diyelim ki z0f fonksiyonunun bir ayrık singüler noktası olsun. Birinci maddemiz şu. Eğer z0 f'in kaldırılabilir singüler noktası ise ancak yani gerekli ve yeterli koşul kaldırılabilir singüler nokta olması için gerekli ve yeterli koşul z0'a giderken f'nin limitinin mevcut ve sonlu olmasıdır. Biz mevcutsa zaten sonlu demek de biz gene de bunu vurguluyoruz. Yani sonsuz olması ihtimalini tamamen devre dışı bırakmak için. Kaldırılabilir singüler nokta olması için gerekli ve yeterli koşul neymiş arkadaşlar? z0'a giderken fonksiyonun limitinin mevcut ve sonlu olması. Aynı biraz önceki örnekte sinüs z bölü z'de olduğu gibi bakın. z0'a giderken bu fonksiyonun limiti 1 olduğundan, mevcut ve sonlu bir değer olduğundan 0 noktası bu fonksiyon için bir kaldırılabilir singüler noktadır. İkincisi, eğer z0 noktası civarında z eksi z0 üzeri m çarpı f(z) limiti mevcut, sonlu ve sıfırdan farklı olacak şekilde pozitif bir m tam sayısı bulabiliyorsak, o zaman z0 noktası f'in m'inci mertebeden bir kutup noktasıdır arkadaşlar. Üstelik bu söylediğimiz yine çift taraflı gerektirmedir. Yani gerekli ve yeterli koşuldur. z0 f'in m'inci mertebeden kutup noktasıdır ancak bu limit mevcut, sonlu ve sıfırdan farklıdır. Sıfırdan farklı olması oldukça önemli. Çünkü bu limit mevcut, sonlu olduktan sonra artık m'yi artırarak bu limite sıfır yapabilirsiniz. Sıfırdan farklı olduğu ilk nokta bizim için önemli. Yani en küçük bu limitin mevcut yapan en küçük m'yi arıyoruz. Bir tane var diyelim 3 için bu limit mevcutsa en az. 4 yazdığımızda bu limit sıfır olacaktır. 5 yazdığımızda hepsi için mevcut olacaktır. Bize mevcut ve sonlu olması yetmez. Sıfırdan farklı yapan m lazım. O da bu limiti var yapan en küçük m demektir. Bu limiti mevcut yapan en küçük m demektir. O m ifadesi, m sayısı bizim için z0'ın kutup noktasının mertebesini vermekte arkadaşlar. Burada şunu da söyleyeyim. Öncelikle örnekleri çözerken uygulamada öncelikle fonksiyonun kendi limitine bakılır. Bu limit varsa zaten kaldırılabilir singüler nokta. Bu limit sonsuz çıkarsa eğer, o zaman kesinlikle kutup noktasıdır diyebiliyoruz. Ve onun mertebesine karar vermek için de bu aşağıdaki ifadede m'nin ne olduğunu kestirmeye çalışıyoruz. Son olarak eğer bu limiti mevcut yapan bir m sayısı yoksa o zaman z0 f'in esaslı singüler noktası oluyor arkadaşlar. Bu da yine gerekli ve yeterli koşul. Örneğe geçelim şimdi. Birinci bu teoremi uygulayacağımız birinci örneğimiz sinüs z artı 2 bölü z kare eksi 4 fonksiyonu. Bu fonksiyonun ayrık singüler noktalarını bulacağız ve tipini belirleyeceğiz. Açıktır ki bunun paydasını sıfır yapan artı eksi 2 noktaları bu fonksiyonun analitik olmadığı noktalardır ve doğal olarak ayrık singüler noktalardır. Çünkü eksi 2'nin de öyle bir komşuluğunu bulabilirsiniz ki ufak bir komşuluğu, dar bir komşuluğu 2'yi dışarıda bırakacak şekilde o komşuluktaki her noktada eksi 2 hariç fonksiyon analitiktir. 2 için de aynı şeyi yapabilirsiniz. O halde bunlar ayrık singüler nokta sınıfındandır. Peki gelin şimdi tipini belirleyelim bunların. Önce eksi 2'yi inceleyeceğiz. İlk yapacağımız şeyi unutmayalım. Her zaman fonksiyonun o noktadaki limitine bakmak. Çünkü eğer limit mevcutsa ve sonluysa o zaman başka bir şeye bakmaya ihtiyacımız yok. Direkt o noktanın kaldırılabilir singüler nokta olduğunu söyleyebiliriz. Burada olduğu gibi bakın limit eksi 2'ye giderken fz fonksiyonu şekildeki gibi. Bu limit 0 bölü 0 belirsizliği olduğu açık. Paydayı çarpanlara ayırırsanız şu ifadenin limitinin sinüs z artı 2 bölü z artı 2'nin z eksi 2'ye giderken limitinin 1 olduğunu biz biliyoruz. O halde bu 1 ise geriye buradan da z eksi 2'nin limiti eksi 4 olduğundan sonuç olarak karşımıza eksi 1 bölü 4 ifadesi çıkar. Limit mevcut ve sonlu bir sayı olduğuna göre fonksiyonun kendi limiti bu noktada mevcut ve sonlu bir sayı olduğuna göre demek ki eksi 2 noktası bu fonksiyon için bir kaldırılabilir
singüler noktadır diyebiliriz. İkinci noktamıza geçelim şimdi, iki noktasına. Aynı şekilde önce limite baktığımızda, iki noktasında, fonksiyon limitine baktığımızda bu sefer belirsizlikle değil de yukarısı sinüs 4 gibi sıfırdan farklı bir sayı, aşağının ise sıfıra gittiğini görüyoruz. Bu demektir ki bu limit sonsuz olacaktır arkadaşlar. Kompleks değişkenli fonksiyonlar teorisindeki limit yaklaşımımızla bu limitin sonsuz olduğunu göreceğiz. O halde şunu söyleyebiliriz artık. İki noktası kesinlikle bu fonksiyon için bir kutup noktasıdır. Ama mertebesi ne? Buna karar vermek için de bakın şimdi bu fonksiyonun yine şuradan bakalım, çarpanlara ayrılmış şekliyle bakalım. Bu fonksiyonun limitinin sonsuz olmasına sebep olan terim şu z eksi 2 terimi. Derecesi kaç? 1. Demek ki ben bu fonksiyonu z eksi 2'nin birinci kuvvetiyle çarparak bu sıkıntıyı yok edebilirim. Giderebilirim. Yani kare ile küple çarpmama gerek yok. En aşağı 1 ile çarpsam yetecek. O yüzden fonksiyonu z eksi 2'nin birinci kuvvetiyle, yani z eksi 2 ile çarptığımda çekirdeki gibi z eksi 2'leri kısaltarak sinüs 4 bölü 4 sonucunu bulurum. Z 2'ye giderken limitin sonucunu sinüs 4 bölü 4 şeklinde bulurum. Bu ise sıfırdan farklıdır. Demek ki tanım gereği, bakın daha doğrusu teorem gereği, bir önceki teorem gereği z eksi 2'nin birinci kuvvetiyle çarparak bu limit sıfırdan farklı, mevcut sonlu ve sıfırdan farklı çıktığına göre o halde benim için iki noktası birinci mertebeden veya basit kutup noktasıdır arkadaşlar. Diğer örneğimiz 1 eksi kosinüs 2z bölü z üzeri 6 fonksiyonu. Bunun ayrık singüler noktalarını bulup tipini belirleyeceğiz. Bu fonksiyonun payı da trigonometrik fonksiyon, kosinüs fonksiyonu. Her yerden analitik. Paydası da bir polinom, her yerden analitik. Dolayısıyla bu fonksiyon rasyonel fonksiyon olarak analitik olmadığı tek nokta paydanın sıfır olduğu sıfır noktası. O halde sıfır noktası bunun için bir ayrık singüler nokta. Şimdi tipini belirlemek için yine öncelikle limitine bakıyorum. Bu fonksiyonun limitinin z sıfıra giderken sonsuz olduğu açık. 0 bölü 0 belirsizliği var ama 2 kere L'Hospital yaparak veya da trigonometrik özdeşikler kullanarak veya da 0 civarında 1 eksi kosinüs 2z'nin z kare ile aynı dereceden sonsuz küçük olduğu dikkate alınarak bu limitin sonsuz olduğu kolayca görülür. Demek ki 0 noktası bu fonksiyon içinde bir kutup noktası. Mertebesini bulmak için teoremi kullanacağız. Bakın bu fonksiyonu z üzeri 4 ile çarpıp limit aldığımda z üzeri 4, 1 eksi kosinüs 2z bölü z üzeri 6, buradan z üzeri 4'leri kısalttırsak aşağıda z kare kalacak. Bu ifadenin limitini de 2 olarak bulabiliriz. İsterseniz 2 kere L'Hospital yaparsınız. İsterseniz 1 eksi kosinüs 2z'nin 2z kareye, yani 4z kare bölü 2'ye veya kısaca 2z kareye denk olduğunu, yerine onun yazılabileceğini kullanabilirsiniz. Z kareler gider 2 kalır limit sonucu olarak. Veya yine trigonometrik özdeşikler kullanıp sinüse geçerek sinüs u bölü u'nun limitinin 1 olduğundan faydalanabilirsiniz. Sonucu 2 bulursunuz. Vesaire. Yani limitle ilgili çeşitli argümanlar kullanarak bu limitin 2 olduğunu görebilirsiniz. 2 sayısı sonlu bir sayı ve sıfırdan da farklı olduğundan demek ki sıfır noktasının f fonksiyonunun 4 ile çarparak, z üzeri 4 ile çarparak elde ettiğimiz için 4. mertebeden bir kutup noktası olduğunu elde ederiz. Şu aklınıza gelebilir. 4'ü nereden anladık? Direkt 4 ile çarptık çünkü. Bu biraz daha sizin tecrübenize kalmış artık. Limitle ilgili bildiklerinize dayanıyor. Dediğim gibi fonksiyonun kendine şuradan baktığınızda eğer 1 eksi kosinüs 2z fonksiyonunun z kare ile aynı dereceden sonsuz küçük olduğunu hatırlarsanız z kare bölü z üzeri 6 gibi olur bu fonksiyon o zaman sizin için. Yani aradaki fark z üzeri 4'tür. Bunun limitini mevcut ve sıfırdan farklı yapmak için z üzeri 4 ile çarpmamız gerektiği ortaya çıkar. O nedenle de 4. mertebeden kutup noktası olduğunu buluruz. Bir diğer örneğimiz e üzeri 1 bölü z fonksiyonu. Bu fonksiyonda üstel fonksiyon normalde üstü analitik olduğu her yerde analitiktir. Ancak bu fonksiyonun üstündeki 1 bölü z ifadesi sıfırda analitik olmadığından sıfır noktası bu fonksiyon için bir ayrık singüler noktadır. Sıfır dışında her yerde analitiktir. O nedenle ayrık singüler noktadır diyebiliriz. Bu fonksiyon için z sıfıra giderken z üzeri m çarpı fs ifadesi sonlu olacak şekilde, mevcut olacak şekilde bu limit bir m tam sayısı, pozitif tam sayısı bulamayız arkadaşlar. Çünkü e üzeri 1 bölü z ifadesi z sıfıra giderken hiçbir z üzeri m ile çarpılarak sıfır yapılamaz. Çok hızlı bir şekilde
sonsuza gitmektedir bu ifade. Z özellikle mesela reel eksen boyunca, pozitif reel eksen boyunca sıfıra gidiyorsa bu çok hızlı bir şekilde sonsuza gittiğinden bunu bir polinomla, sıfıra giden bir polinomla Z üzeri M ile çarparak bu limit mevcut hale getirilemez. O nedenle böyle bir M sayısı yoktur. Dolayısıyla da sıfır noktası bu fonksiyon için bir esaslı singüler noktadır veya esaslı aykırı noktadır. Şimdi bir başka teoremimiz var. Biraz daha böyle iki polinomun oranı şeklinde veya farklı türden de olabilir de onlar da daha çok işe yarıyor. Ne türden sıfır olduğu belli olan fonksiyonlarda singüler noktanın, ayrı singüler noktanın tipini belirlemek için oldukça kullanışlı bir diğer teoremimiz var. Şimdi onu vereceğiz. Diyelim ki yz bölü hz şeklinde bir fonksiyon verilsin. Bu iki polinomun oranında olabilir. Farklı trigonometrik fonksiyonlar bulunan farklı bir rasyonel fonksiyon tarzı da olabilir. Z sıfır noktası diyelim ki hz'nin k katlı sıfırı, paydanın k katlı sıfırı ve gz'nin de n katlı sıfırı olsun. Payın da n katlı sıfırı olsun. Bu durumda aşağıdakiler geçerlidir. Eğer k n'den büyükse, z sıfır fz'nin k eksi n'inci mertebeden kutup noktasıdır arkadaşlar. K n'ye eşitse de, yani bunların sıfırın katlılıkları aynıysa, o zaman da z sıfır noktası fz'nin bir kaldırılabilir singüler noktasıdır. Bu teorem uygulamada oldukça işe yarar. Lorant açılımına gitmeden veya limit hesaplamadan direkt sonuç verebilmemizi sağlar. Örneğin şu fonksiyonu ele alalım. Bir rasyonel fonksiyon, iki polinomun oranı şeklinde. Z üzeri 4 artı 4 ise kare, aşağıda z üzeri 6 çarpı z artı 2i çarpı z eksi 2i'nin karesi çarpı z eksi 3 var. Bunun ayrık singüler noktalarını bulup tiplerini belirleyelim her birini. Nedir bu rasyonel fonksiyon, polinomlar? Demek ki paydayı sıfır yapan yerler bunun ayrık singüler noktaları olacak. Yani 0, eksi 2i, 2i ve 3. Bu 4 tane nokta bu fonksiyonun ayrık singüler noktaları. Şimdi bunların tipini belirleyeceğiz. Sıfır noktasına bakalım. Payın kaç katlı sıfırı? Bakın burada payın çarpanlara ayrılmış şeklinde koydum. Z kare, z artı 2, z eksi 2'yi payın çarpanlara ayrılmış şekli. Sıfır noktası payın 2 katlı sıfırı şu kareden dolayı. Paydanın ise 6 katlı sıfırı. Paydanın 6 daha büyük. Fark ne? 4. Demek ki sıfır noktası 4. mertebeden kutup noktasıdır. Bakın teorem öyle diyordu. K büyük neyse K eksi neyinci mertebeden kutup noktasıdır diyordu. Aynen öyle. 6 eksi 2 4. mertebeden kutup noktasıdır. Eksi 2'ye bakalım. Paydanın 1 katlı sıfırı. Payın da 1 katlı sıfırı. Zaten bunlar sanki kısalıyormuş gibi. Dolayısıyla nedir? Aynı olduğuna göre K eşittir N olduğunda ne diyorduk? Kaldırılabilir singüler noktadır diyorduk. Demek ki eksi 2'yi noktası bu fonksiyonun kaldırılabilir singüler noktasıdır. 2'yi noktası paydanın 2 katlı sıfırı şu kareden dolayı. Payın ise 1 katlı sıfırı. 2 eksi 1'den 2'yi noktası nedir? Basit kutup noktasıdır bu fonksiyon için. Benzer şekilde 3 noktası paydanın 1 katlı sıfırı. Payın ise sıfırı değil. O yüzden de yine yani sıfır katlı sıfır gibi düşünebilirsiniz. Paydanın 1 katlı sıfırı. O yüzden de bu fonksiyon için 3 noktası da nedir? Yine bir basit kutup noktasıdır. Bu tarz bir trigonometrik fonksiyonda da biraz önce çözdüğüm örneğin aynısı limit için yapmıştık bunu. Lorant serisini açarak yapabilirdik. Biz limit kullanarak yaptık. Şimdi de bir önceki teoremimizi, biraz önce gördüğümüz teoremi kullanarak yapabiliriz. Bu da dediğim gibi birazcık şunun sıfırın kaç katlı sıfır, 1 eksi kosinüs 2 z'nin kaç katlı sıfır olduğuna karar verebilirseniz sonuç çıkarmak oldukça kolay olacaktır. Şimdi bu fonksiyon için yine sıfır noktası ayrık singüler nokta. Gz bölü hz olarak yazabilmek için bunu payına 1 eksi kosinüs 2 z'ye gz diyelim. Z üzeri 6 ya da hz diyelim. Bakın şimdi sıfır noktası payı da sıfır yapıyor. Paydayı da sıfır yapıyor. Kaç katlı ama acaba? Gz sıfır noktası 1 eksi kosinüs 2 z'de yerine yazınca 1 eksi 1'den sıfır yapıyor. Türevine bakın. Bunun türevi 2 tane sinüs 2 z'dir. 2 çarpı sinüs 2 z'dir. Sıfırda o da sıfır yapar. Yani türevin de sıfır yapıyor. Ama ikinci türevini aldığımızda 4 kosinüs 2 z çıkar karşımıza. Sıfırda değeri 4'tür. Sıfırdan farklıdır ikinci türev. Şimdi sıfırda kendisi sıfırsa, türevi sıfırsa ama ikinci türevi sıfırdan farklıysa demek ki sıfır noktası bu gz fonksiyonunun 2 katlı sıfırıdır. Kendisi sıfır, türevi sıfır
ve ikinci türevi sıfırdan farklı olduğunda. Eğer kendisi sıfır, türevi sıfırdan farklı olsaydı bir katlı sıfırı, basit sıfırı olacaktı. Ama bunun kendisi de sıfır, türevi de sıfır, ikinci türevi sıfırdan farklı olduğunda iki katlı sıfırıdır. Bu fonksiyonun iki katlı sıfırıdır, sıfır noktası. Paydanın ise altı katlı sıfır olduğu zaten açık. Altıncı kuvvet var çünkü. Paydanın altı katlı sıfırı, payın iki katlı sıfırı, aradaki fark 4. Demek ki bu nokta, sıfır noktası bu fonksiyon için dördüncü mertebeden bir kutup noktasıdır diyebiliriz. Aynı soruyu limitle çözmüştük, aynı sonucu bulmuştuk. Buradan da aynı sonucu görebiliriz. Son örneğimiz de Lorentz serisini açarak da limitle bulduğumuz bir sonucu veya bir önceki teoremle bulduğumuz bir sonucu Lorentz serisini açarak da destekleyebileceğimizi gösteriyor. Her ikisini de görün istedim. Mesela 1 bölü z çarpı z eksi 4'ün kübü fonksiyonunu ele alsak. Bu fonksiyon için 0 ve 4 noktalarının paydayı 0 yapmasından dolayı singüler nokta oldukları açık. Tipini belirlemeye kalksak 0'ın katlılığı burada 1, burada 0 olduğundan 0'ın basit kutup olduğunu, 4'ün ise 3. mertebeden kutup noktası olduğunu kolayca söyleyebiliriz. 0 noktası basit kutuptur. 4 ise 3. mertebeden kutup noktasıdır. Peki bunu Lorentz serisini açarak da gösterebilir miyiz? Evet, mesela 4 için 4 civarında, yani z eksi 4 küçük 4 bölgesinde büyük 0, 0 küçüktür, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, 0 küçüktür, modül z eksi 4 küçüktür, 4 bölgesinde bu fonksiyonu Lorentz serisini açarsak, bunu geçen ders yapmıştık, karşımıza bu ifade çıkar. Lorentz serisinin son şekli bakın burada. Esas terim buradaki ifadeden oluşuyor. Taylor kısmı ise buradaki sonsuz terimden oluşuyor. Bizi esas kısım ilgilendiriyor. Esas kısımda sonlu tane terim var. Demek ki kutup noktası z eksi 4. Şuralar 4 olacak, yanlış yazılmış. Z eksi 1'ler 4 olacak. Onu söyleyeyim. Sonlu terim olduğu için kutup noktasıdır. En fazla hangi terim var? Z eksi 1 bölü z eksi 4'ün kuvvetleri olarak. Hangi terim var? Küp var. Bundan başka da olmadığına göre demek ki bu 3. mertebeden kutup noktasıdır diyoruz. Bu sadece desteklemek adına. Böyle bir fonksiyonda buraya gitmeye gerek yok. Zaten 3. mertebeden kutup noktası olduğunu direkt 0'ın katlılığına bakarak, 4'ün kaç katlı 0 olduğuna bakarak da karar verebiliyoruz. Benim çözeceğim örnekler bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.